normalde 3-4 saatlerinde boşalırken 7-8 saate çıkaralım. Yiyecekler midede de uzun süre kalsın. Ve bu da şey yapsın, doygun ikisi yaratın, hasta az yemek yedin. Ama şunu gördük ki hiçbir faydası olmamış. Yani mide boşalma hızı yine aynı. Mide boşalma hızı uzamıyor. Çünkü işlem yapıldıktan sonra tekrardan kilo alma durumları o zaman çok riskli oluyor. Ve şöyle oldu, beraberinde mutlaka diyet yapmak gerekiyor. Aslında hasta diyetle beraber kilo veriyor, diyette 5-10 kilo veriyor, diyeti bırakmaya tekrar kilo alıyorlar. Hatta hani mide botoksum durayım deyip artık rahat rahat kilo alacağım diye yiyip daha fazla kilo alana da gördük. Yani, şöyle en riskli uygulamalar yapılıyor, uyutarak yapılıyor, bir 10 dakikalık bir işte maliyetleri biraz var tabii bunda. Obezite, besinlerle aldığımız kalorinin harcadığımız kaloriden fazla olması ve bu kalorinin vücutta yağ dokusu olarak yapılması sonucu oluşan hem yaşam kalitemizi hem de yaşam süremizi olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Günümüz teknolojisindeki gelişmeler yaşamımızı kolaylaştırmakla beraber hareketlerimizi önemli ölçüde sınırlamıştır. İnternet, cep telefonları, bilgisayar ve tabletlerde geçen vakitler arttıkça hareketlerimiz azalmakta. Yine günümüz fast food ve yemek alışkanlıkları değişmeyle beraber giderek tüm dünyada obezite çok ciddi boyutlara ulaşmaya başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarında 2008'de 400 milyon obez varken dünyada bu 2015'te yaklaşık olarak 700 milyonu geçmiştir. Artık obeziteye bağlı ölümler sigarete geçerek birinci sırada yer almaktadır. Obezite artık çocuk yaşlara inmekle beraber artık ilkokul düzeyinde bile obez çocuklarla karşılaşmaya başladık. Buna bağlı olarak da artık obezite ameliyatı yaptığımız hastaların yaş sınırlarını 14 yaşlara çekmeye başladık. Çünkü obezite artık çocuklarda bile çok ciddi bir problem teşkil etmekte, yaşam kalitelerini düşürmekte, psikolojilerini etkilemekte, okuldaki başarılarını etkilemekle beraber sosyal uyum problemleri yaşamaktadırlar. Obezitenin tedavisinde ilk amaç obez olmamaktır. Ama buna rağmen eğer kilomuz artıyorsa mutlaka diyetisyen kontrolünde diyet tedavisi başlanmalı. Beraberinde fiziksel aktivitemizi artırıp fazla kilolarımızı vermek durumundayız. Ama buna rağmen eğer diyetle, fiziksel aktiviteyle kilo veremiyorsak veyahut da bu aldığımız kiloları tekrar zamanla geri alıyorsak artık obezite cerrahisi grubuna girmiş oluyoruz. Belli bir boy kilo oranının üzerinde olan hastalara diyetle, fiziksel aktiviteyle ve medikal tedaviyle eğer başarılı olamıyorsa obezite cerrahisi öneriyoruz. Obezite cerrahisindeki amacımız hastanın fazla olan kilolarından kurtarmak ve obeziteye bağlı gelişen tansiyon, şeker, kalp damar hastalıkları, karaciğer yağlanması, solunum yetmezleri gibi problemleri ortadan kaldırarak hastanın hem yaşam kalitesini hem de yaşam süresini uzatmaktır.